Bir karga öldükten sonra neler olur? Bu ölümü diğer hayvanlarınkinden farklı kılan nedir? Kargaların muazzam zekaları herkesçe bilinen bir gerçektir. Bunun farkında olan uzmanlar bu konunun üzerine gittiler. Yakın zamanda bilim insanlarının oluşturduğu bir grup kargaları yakından gözlemlemeye başladı. Amaç onların daha önce keşfedilmemiş özelliklerine doğru bir yolculuk yapmaktı. Aslında ilk aylarda farklı bir şey keşfedilmedi. Daha sonra ise bir ala karganın ölümü üzerine gerçekleşen olaylar bilim adamlarını şaşkına çevirecekti. Ala karganın ölümünden sonra diğer kargalar çok farklı atraksiyonlar sergilemeye başladı. Bu olay bilim insanlarının epey ilgisini çekmişti. Kargalar adeta bir cenaze merasimi düzenliyordu. Böylelikle kargalara dair saklı kalmış bir sır daha açığa çıktı. Bir ala karga hayal edin. Aynı insanlar gibi cenaze ritüeli yapan. Bilim adamları ala karga türünü incelerken ala kargaların ölen arkadaşlarını fark ettikten sonra bunu diğer ala kargalara haber verdiğini gözlemledi. Daha önce fil ve zürafaların da ölen yakınlarının çevresinde dolaşıp farklı hareketler yaptıkları tespit edilmişti. Ama kargaların cenaze gördüklerinde yaptığı hareketler olayı farklı bir boyuta taşıdı. Kargalar da bizim gibi adeta bir cenaze merasimi düzenliyordu. Bilim insanları bazı hayvanların tıpkı insanlar gibi yas tuttuklarını, çeşitli merasimler yaptıklarını açıkladı. Ölen bir ala karga kuşunu inceleyen bilim insanları kuşun kendi türünden bir ölüyü gördükten sonra gıda arayışına hemen son verdiğini ve diğer ala kargalara seslendiğini gördü. Bu feryatla karışık çağrıya kulak veren diğer ala kargalar hemen kuşun etrafında toplandı. Daha sonra kuşları aldatmak için birçok kez ölü kargalara benzeyen maket ala kargalar yapıldı. Bu yapay maketlere kanmayan ala kargalar bir tepki vermeden normal yaşantılarına devam etti. Fakat gerçek bir ala karga ölüsü gördüklerinde normalden daha farklı bir ses tonuyla gaklayarak diğer ala kargalara haber verdi. Diğer kargalar kısa sürede ölen ala karganın etrafında toplandı. Bu olay araştırmacıların ilgisini çekince bunun üzerine gitmeye karar verdiler. Ekipler biraz daha olaya dahil olunca diğer kargaların yerde ölen karganın üzerine toprak attıklarını, üzerini dallarla örterek ölüyü gömmeye çalıştıklarını fark etti. Gruptan birkaç karganın ağaçlara çıkıp farklı sesler çıkartarak bağırdığı görüldü. Belli bir süre sonra ise aniden sesler kesildi. Saygı duruşunu andıran bu olay tüm kargaların sessizleşip ölüye bakmalarıyla gerçekleşiyordu. Bu durum hayli ilgi çekiciydi. Daha önce hayvanların insanların cenaze merasimine bu kadar benzeyen bir şekilde hareket ettikleri görülmemişti. Bu durum bir cenaze merasimi miydi? Yoksa tehlike anında yapılan bir ritüel miydi? Bilim adamlarının bu soruya cevap verebilmesi için biraz daha süreye ihtiyaçları var. Kargalar ormandaki en korkulu rakipleri baykuşları gördüğünde diğer kargaları uyarıyor. Tehlike çağrısını alan diğer kargalar hemen olay yerine toplanıyor. Aynı kümede toplanan kargalar bir anda düşmanları baykuşların üzerine saldırıyor. Araştırmacılardan Mark Schweiger kargalar hakkında şunları söylüyor. Kargalar yetiştirmeyi en çok sevdiğim kuş türü. Çünkü eşsiz bir zekaya sahipler. Onların zekasıyla tanıştığınızda etkilenmemek mümkün değil. Tıpkı bir insan gibi kin gütme, stres anında zekalarını kullanma ya da zor anlarda birlik olma gibi etkileyici özelliklere sahipler. Yetiştirdiğim kargalardan bir tanesi zayıf anımı kollayıp elimdeki yemi kapmayı öğrendi. Oxford Üniversitesi bundan yıllar önce karga zekasını daha iyi anlayabileceğimiz bir deney gerçekleştirdi. Deneyde cam bir bardağın içine yem bırakıldı. Hemen yanına da ince düz bir tel. Karga ilk başta düz tel yardımıyla yemi çıkartmaya çalıştı. Fakat başarılı olamayınca tıpkı insanlar gibi yeni bir metot geliştirdi. Telin ucunu kanca biçiminde bükerek tüpün içine daldırdı. Başarılı olduğu anda ise bilim adamları kargaların korkunç zekasını ispatlamış oldu. Kargalar bilinenin aksine en az maymunlar kadar zeki canlılardır.
Hatta bazı bilim insanlarına göre maymunlardan bile daha zekiler. Uzmanlar geçmişte verilen eğitimlerle bir kargaya 5'e kadar saymayı öğretmişlerdi. Yapılan gözlemlerde kargaların birçok nesneyi ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği, nesneler üzerinde adeta bir insan gibi profesyonel çalışmalar yaptıkları tespit edildi. Toplumda kargaların çok uzun yaşadığı söylenir. Fakat gerçekte ömürleri kısadır. Halk tarafından 100 ile 150 yıl yaşadıkları düşünülse de gerçekte 15 ile 20 yıl yaşarlar. Hatta bazı türleri 4 ile 8 yıl yaşar. Bu rakamlar türlere göre değişiklik gösterse de çok iyi bir bakımla 30 yıla kadar yaşayabilirler. Tarihte bilinen en yaşlı karga ise sadece 40 yıl yaşamıştır. Hayvanlarda en uzun ömre sahip canlı Arktika aylandika türü çift kabuklu midyelerdir. 410 yıla kadar yaşayabilirler. Karga bir cins adıdır. Yaklaşık 40 tane karga türü vardır. Bu 40 türden biri de kuzgundur. Zorlu koşullarda zekasını kullanarak avlanma ve barınma konusunda harika işler çıkartır. Besin bulma ve ondan en iyi verimi alma konusunda bir uzmandırlar. Ceviz, fındık gibi sert kabuklu yiyecekleri gökyüzünden yere atarak kırarlar. Zekaları sayesinde pek aç kalmazlar. Kargalar hemen hemen her şeyi yerler. Böcek, meyve, ekmek, çöp onlar için en iyi besin kaynaklarıdır. Fakat kargaların leş yediği görüşü tam olarak doğru değildir. Çünkü leş yiyen tek karga türü kunduzlardır. Aile ilişkileri insanlarla benzer özellikler taşır. Tek eşli olarak hayatlarını devam ettirirler. Yeni doğan yavrularına hem anne hem de baba müşterek bir şekilde bakar. Seattle'da yaşayan Gabby Main ismindeki bu çocuk evlerin arka bahçesindeki kargaları her gün düzenli olarak beslemiş. Belirli bir süre sonra ise kargalar her gün düzenli olarak kendisine hediyeler getirmeye başlamış. Küpe, bileklik, taş, düğme, kısacası buldukları her şeyi bu miniye hediye etmişler. Kayla Swift yıllar önce kargalar üzerinde çok ilginç bir deney gerçekleştirmiş. Kendisi de bir öğrenci olan Swift, deneyde bir grup maskeli insanın eline ölü kargalar verdi ve kargaların olduğu yere gitmelerini istedi. Maskeli insanlar bölgeye gittiklerinde kargalar tehlike sinyalini algıladılar ve durmaksızın garip sesler çıkartmaya başladılar. Etrafındaki karga sürülerini bu şekilde uyardılar. Deneyin ikinci aşamasında ise olay yeri terk edilip belli bir süre beklendi. Daha sonra maskeli insanlar tekrar aynı yere gittiler. Fakat bu sefer ellerinde ölü kargalar yoktu. Buna rağmen kargalar daha önceki tecrübelerine dayanarak yine yüksek sesle gaklamaya başladılar. Bu deney kargaların görsel hafızalarını ve korkunç zekalarını net bir şekilde ortaya koyuyordu. Kargaların zekası aslında çok uzun yıllardan beri bilinen bir gerçektir. Yunan mitolojisinde kargalar ölümsüzlüğün sembolüdür. Bu yüzden kargalara büyük saygı duyulur. Bunun en büyük nedeni Thanatos'un koruyucusu Apollo ve siyaha dönüştürdüğü kargasıdır. Eski Yunan masalcısı Ezop hikayelerinden birinde karganın kovadaki suyun üzerindeki yiyeceği boyu yetmediği için alamadığını anlatır. Daha sonra karga suya taşlar atıp seviyesini yükselterek yiyeceği aşağı düşürür. Kargaların zekası her dönemde insanların ilgisini çekmeye başarmıştır. Bu da kargalara büyük popülerite getirmiştir. İlerleyen zamanlarda kargaların zekaları, çözülemeyen gizemli davranışları insanların daha fazla ilgisini çekecektir.